Arkadaşlarım selamlar ben İsmail Hoca, S.M.L. Hoca Matematik YouTube kanalındasınız hepiniz hoş geldiniz. Gençler, AYT Fulleten kamp AYT Fulleten seride 3. video fonksiyonlar sevgili arkadaşlarım. Ee, bu videoyu dinledikten sonra artık ÖSYM'nin AYT'de fonksiyon namına ne demeye çalıştığını, neyi kurguladığını iyi bir şekilde öğreneceğini düşünüyorum. Şimdi... PDF için tekrardan bir açıklama yapmak gerekirse PDF linki açıklamada arkadaşlar yukarıda da görüyorsunuz. PDF linkimizi tıkladığınızda herhangi bir ortamda dijitalini indirebilirsiniz. Sıkıntısız bir şekilde kaliteli bir PDF mevcut. Renkli bir şekilde indirebilirsiniz arkadaşlar. İster benden önce çözün, çözemediklerinizi dinleyin isterseniz benimle birlikte çözün. Zaten bir video bir video atıldığı için bence beni dinlemenizi tavsiye ederim ben. Şimdi başlayalım. Zaten e, kurgudan da bahsedelim. Yani PDF'in nasıl olduğundan da bahsedelim. Burada ilk 4 sorumuz geçmiş yıllarda sevgili arkadaşlarım AYT ve TYT'de çıkan fonksiyonların e, kurgulanmış hali. Yani bu ne demek oluyor? Neredeyse birebir aynısı fakat hani e, ÖSYM'nin aynı sorusunu almadım da buraya e, neredeyse aynı olanını yansıttık diyebilirim. Bunun için Metin Yayınlarına teşekkürlerimizi sunuyoruz. Gökhan hocamıza ve Ardından gelen sorular ise 3-4-5 yayınlarından 3-4-5 yayınlarına da, teşekkürlerimizi iletiyorum. Şimdi 2021 AYT kurgusu olan sorumuza bir bakalım. Dik koordinat düzleminde 0-5 kapalı aralığında tanımlı fx fonksiyonunun grafiği şekilde verilmiş. Ve deniliyor ki f fx fonksiyonu yani f bileşki fx fonksiyonu en büyük değerini x eşittir a noktasında aldığına göre a sayısı aşağıdaki aralıkların hangisindedir diye soruluyor. Şimdi f içerisinde fx fonksiyonu için x gördüğümüz yere a'ya yazınca f bu fonksiyon maksimum değerine ulaşıyormuş ki sonuç olarak dışarıdaki fonksiyona baktığınız zaman f fonksiyonu bunun maksimum değerinin grafik üzerinden 5 olması gerektiğini de tabii ki görebiliyoruz. Peki soru şu f fonksiyonu 5 değerini hangi x değeri için alır sevgili arkadaşlarım? Bak burada F5'in 5'e gittiğini görüyoruz. O halde içerisinin kaç olması lazım? 5. Yani FA'nın 5 olması gerekiyor. F fonksiyonu hangi değeri için 5 oluyordu? Tabii ki 5 değeri için. Yani burada A kaçmış? 5'miş. Peki bu 5 aşağıdaki aralıkların hangisindedir? Tabii ki E şıkkındaki 4 ile 5 yarı açık aralığındadır sevgili arkadaşlarım. Geçtim 2020 AYT kurgusuna. A ve B sıfırdan farklı birer tam sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde bir f fonksiyonu fx eşittir 3x artı 2 biçimde tanımlanmış. f içerisinde fx fonksiyonu eşittir f ax artı b olduğuna göre a çarpı b çarpımının değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle arkadaşlar f içerisinde şu ne demek? f içerisinde fx demek. Bu da f içerisinde ax artı b'ye eşitmiş. E şimdi fx fonksiyonunun ben 3x artı 2 olması gerektiğini biliyorum. Yani f içerisinde 3x artı 2 eşittir f içerisinde ax artı b olduğuna göre artık gönül rahatlığıyla ben bir şeyleri söyleyebilmem gerekiyor. Bak buradaki 3x artı 2 ax artı b'ye eşittir diyebiliriz. 3x artı 2 eşittir ax artı b ise tabii ki sevgili arkadaşım 3 burada a'ya 2 de b'ye eşittir. A çarpı B sorulmuş bize. Yani 3 kere 2 soruluyor. O halde doğru cevabımızın 6 olması gerektiğini gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Devam edelim 2020 TYT kurgusuyla. Bak bu TYT'de çıkmış. AYT fullöten seri ama TYT'de de sevgili arkadaşlarım biliyorsun fonksiyon çıkıyor. TYT AYT ortak konu olduğunu söylemekte fayda var. A pozitif bir gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı F ve G fonksiyonları. Fx eşittir 2x artı k'ymış. F artı G1 8'miş. Yani ben bunu nasıl yazabilirim? F1 artı G1 biçiminde yazabilirim değil mi? Bu kaçmış? 8. E, F eksi G1 de sevgili arkadaşlarım F1 eksi G1'in ta kendisidir. Bu da kaçmış? 2'ymiş. E, buna göre demiş F bileşke G1 soruluyor bize. Yani F'in içerisindeki G1 değeri soruluyor sevgili arkadaşlarım. Öncelikle ben şu ikisini taraf tarafa toplarsam eğer F1 F1 daha 2 tane F1 yapacaktır. Buradaki artı G1 ile eksi G1 birbirini götürecek ve 8 2 daha 10 yapar. Demek ki F1'in kaç olması gerektiğini biliyoruz. 2 tane F1 10 sa F1 5'tir. Peki bu K'yı nereden bulacağım? F'in kuralı neredeyse verilmiş bize. Neredeyse diyorum çünkü K var. Fx eşittir 2x artı K'ydı ya arkadaşlar. O halde f1 eşittir 2 çarpı 1 artı k bu da kaça eşitmiş 5'e. E şurası 2 olduğuna göre k kaçtır? Tabii ki 3'tür arkadaşlar. O halde k'yı da bildiğimize göre artık fx fonksiyonu meydana çıkmış oldu. fx eşittir 2x artı 3 diyebiliriz. Bizden istenen f g1'di. Şimdi g1'e ihtiyacım var. Ben f1'in 5 olduğunu biliyorum. O halde şurası 5 ise g1 3'tür arkadaşlar. E şurada da G1 gördüğümüz yere 3 yazarsak aslında bizden F3'ün ta kendisi isteniyor deriz. F3 isteniyorsa F3 derim eşittir. 2 çarpı 3, 6 artı 3 daha 9'u verir. O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Evet gençler ilk 3 soruyu çözdükten sonra şunu söyleyebilirim. Aşırı derecede zor sorular her videoda söylüyorum ben bunu. Çok zor soru çözelim aman hocam. İşte baya zor çözelim ki ÖSYM bize sorduğu zaman biz zorunu çözüyoruz kardeşim. Kolayı çıksa hemen yaparız. Bu mantaliteden çıkın. Bu çok yanlış bir strateji. Sizin için en güzel strateji şu. Ya arkadaş ÖSYM diye bir kurum var. Senelerdir sınav yapıyor bu ülkede. Senelerdir. Ve ÖSYM'nin artık çıkmış sınav sorusu babında o kadar çok derya deniz sorusu var ki artık birbirinden farklı, birbirine benzeyen, artık o kadar çok fazla ki sorular bazıları birbirine benziyor hatta. E sen burada ÖSYM'yi kendine referans olarak seçmen gerekirken kriter olarak seçmen gerekirken daha da gidip bunun üstüne ÖSYM'de çıkan soruların iki tık üstü, üç tık üstü soruları kendine referans alman büyük bir hata olur. Senin burada referansın ÖSYM olmalı, onun stili olmalı, onun tarzı olmalı. Sen ÖSYM'nin tarzını anladığın takdirde artık önüne çıkan ÖSYM sorularını da çözebilirsin demektir bu. İlk 3 sorudan anladığımız şu. ÖSYM aşırı derecede zor sorular sevgili arkadaşlarım demek ki sormuyormuş. Kazanım hedefli sorular soruyor. Sorular gayet net, sorular gayet anlaşılır. Bundan kaynaklı arkadaşlar sizin burada yapmanız gereken bol miktarda zor soru görmek değil, ÖSYM'nin tarzını anlamaktır. Ben size defaten bunu söylüyorum. 2022 AYT kurgusu yani geçen seneden kurgulanmış bir soru. Dik koordinat düzleminde 0-7 kapalı aralığında tanımlı ve sürekli FGH fonksiyonları grafiklerinin bir kısmı şekildeki gibi gösterilmiş arkadaşlar. Ve bu fonksiyonlar içinde F bileşki F6. Yani ne demek? F içerisinde F6 demek. Küçüktür G içerisinde G6. Ve daha sonrasında bu da küçüktür H içerisinde H6 verilmiş bize. Ve diyor ki buna göre 1, 2, 3 numaralı grafiklere karşılık gelen fonksiyonlar sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bize. Şimdi öncelikle şurada sevgili arkadaşlarım F6, G6 ve H6 var. Şimdi 6 nerede? Şurada. 6 için ben 1'inin 1'e, ötekinin 2'ye, diğerinin de 3'e gittiğini görüyorum. Yani şuradaki 1, şuradaki 2 ve şuradaki 3'ü kullanacağız demektir. Çünkü içeride F6 var, G6 var, H6 var. Bunların hangisinin F, hangisinin G, hangisinin H olması gerektiğini de tabii ki bilmiyoruz. Sorunun güzelliği burada. Ama F6, G6 ve H6 için çıkabilecek sonuçları biliyoruz. 1, 2 veyahut 3. Şimdi ben burada 1'i, 2'yi, 3'ü yerine yazacağım. Burada tabii ki 3'ün 2'den, 2'nin de 1'den daha küçük olması gerektiğini de görüyoruz değil mi? E peki şimdi ben buradan örnek veriyorum. F6, F6 sevgili arkadaşlarım burada 1 olursa eğer F1, F1 en küçük olacakmış. Eğer G6 örnek veriyorum 2 olursa bu G2'den daha küçük olacak ve H6'da ya da 3 kaldı. Demek ki bu da H3'ten daha küçük olacak diyebiliriz. E şimdi burada F1 G2'den g de H3'ten daha küçük olacaksa eğer çok benzeriydi. Sadece belki yarım tık daha zor olabilir sınavda çıkan soru. E burada en küçük değeri alan buradaki yani F1 o zaman 3 F'e gidecek. Daha sonrasında G2 ortancaysa o da bu olacak. H3 de sevgili arkadaşlarım en büyükse demek ki o da bu olacak diyebiliriz. Yani 1, 2, 3 sırasıyla H, G, F olacaktı. H, G, F'de bize B seçeneği de verilmiş sevgili arkadaşlarım. Evet ÖSYM'nin mantığını temel olarak anladıysak şimdi sırada benim beğendiğim ve karşına çıkması muhtemel olan sevgili arkadaşlarım belki de ÖSYM'den yarım tık veya bir tık birazcık daha zor olan sorulara bir göz atalım. Aşağıdaki birim kareli koordinat düzleminde eksi 3'e 3 kapalı tanım aralığında fx eksi gx ve gx artı fx eğrileri gösterilmiş. Eksi 3'e 3 kapalı tanım aralığında y fx fonksiyonunun görüntü kümesindeki elemanlardan bir tanesi a olmak üzere. 3 tane bize bu a'nın değer aralığı verilmiş a buralarda olabilir denilmiş hangileri doğru olabilir diye soruluyor. Şimdi öncelikle burada f eksi g ve f artı g var. Eğer ki ben bu iki fonksiyonu toplarsam iki tane f fonksiyonu elde ederim. f eksi g'nin görüntü kümesini söyleyecek olursak f eksi g'nin sevgili arkadaşlarım burada görüntü kümesi eksi 2'den 6'ya kadar 4'e kadar özür dilerim. g'nin görüntü kümesi de g artı f'in görüntü kümesi de burada maksimum olabileceği değer 2 en küçük olabileceği değer de eksi 1 olduğunu görüyoruz. Şimdi 2 f fonksiyonu için yani ben bunları toplarsam benim elime bu görüntü kümesine yani 2 f fonksiyonunun görüntü kümesinde en küçük eleman karşıma ne olarak çıkar bunu elde etmem gerekiyor. İkisinde negatif olduğu değerleri toplarsak daha küçük bir değer elde edebiliriz. Bak şurası eksi 1'de eksi 1 ile eksi 1'in toplamı eksi 2 yapar. O halde iki tane f'in eksi 2 olduğunu söyleyecek olursak bir tane f'in sevgili arkadaşlarım burada en küçük eksi 1 olması gerektiğini düşünebiliriz. Peki en büyük ikisi de pozitif iken bak şurası 2 burası 4 dolayısıyla 2 ile 4'ü topladım 6. 2 tane f'in alabileceği maksimum değer 3 ise 6 ise bir tane f'inki kaçtır? O da 3'tür. Yani f fonksiyonunun görüntü kümesi e, sevgili arkadaşlar -1 eksi ile, 1 ile 3 aralığıdır diyeceğiz. Şimdi tabi burada şunu söyleyebiliriz kapalı aralık diyebiliriz arkadaşlar biz bu da anılabilecek değerleri. Şimdi 2 ile 3 açık aralığı. Bunun bir alt kümesi mi? Yani A'lar burada sonuç olarak. Peki A eğer buradaysa bu da bunun alt kümesi olduğu için A burada olabilir. Sıkıntı yok. Eksi 1 ile 1 aralığında olabilir mi? Eksi 1 ile 1 aralığı yine bu aralıktadır. Dolayısıyla olabilir. Eksi 2 ile eksi 1 aralığı açık aralığı olmaz. Çünkü arkadaşlarım eksi 2, eksi 1, 3 diye gidiyoruz ya. Benim aradığım aralık burası. Ama adam bana eksi 1 ile eksi 2 aralığı demiş. Olmaz. Dolayısıyla 3 gitti. Doğru cevabımız A seçeneği olacaktı diyebiliriz. Şimdi gençler ilk sayfamızı bitirdik hayırlısıyla. Geçtik ikinci sayfaya. 6 numaralı sorudan devam ediyoruz. Aşağıda A ve B kümeleri gösterilmiş. Kesişimleri var. Ee, sadece bir elemanından oluşan. Buna göre fx eşittir x kare eksi 2 fonksiyonu için fonksiyonumuz burada. Kuralı da verilmiş arkadaşlar bize. F A fark B, F A fark F B'ye eşittir demiştim. Biz burada o zaman şunu bir yapalım. A fark B'de neler var? Eksi 1 ile eksi 2 var. Şimdi o zaman e, eksi 1 ile eksi 2'nin görüntülerini bulalım. F eksi 1 ve F eksi 2'yi bulalım. Eksi 1'i yerine yazarsak arkadaşlarım. Eksi 1'in karesi 1, 2 çıkardım. Eksi 1 geldi. Eksi 2'nin karesi 4, 2 çıkardım. Bu da 2 geldi. Yani benim görüntü kümemde eksi 1 ile 2 var. Peki FA fark FB nedir? Buna bakacak olursak. Ben şuradaki elemanların görüntülerinin bir tanesinin eksi 1 ötekinin 2 olduğunu biliyorum. 1'i de yerine yazarsam yine eksi 1 alacağım için artık FA dediğimiz şey burası oldu. Peki FB ne? 3'ü yerine yazdım 7 geldi. 2'yi yerine yazdım 2 geldi. 1'i yerine yazdım e, bu sefer de eksi 1 geldi. Şimdi ben şundan şu kümeyi çıkaracak olursam elinde sadece ama sadece boş küme kalır. Yani diyor ki eksi 1 ile eksi, e, artı 2'den oluşan küme boş kümeye eşittir diyor. Tamamen yanılmış kusura bakmasın. İkinci öncülümüze bakalım. İkinci öncülde ise FA kesişim B'den bahsediyor. FA kesişim B bir kere sadece 1 var orada. 1 yerine yazdığım zaman da eksi 1 olması gerektiğini görüyoruz. FA kesişim FB demiş. Şimdi az önce şöyle yapacak olursak ben FA kümesinde şurası FA kümesi. Şurası da FB kümesi. Şimdi bu iki kümenin kesişiminde FA ile FB'nin kesişiminde hem eksi 1 olduğunu hem de artı 2 olduğunu görüyoruz. E şimdi şuradaki küme sadece ama sadece eksi 1'den oluşuyor. Buradaki küme sevgili arkadaşlarım eksi 1 ve 2'den oluşuyor. Dolayısıyla bu iki küme birbirine eşit değildir. Demek ki bu da yanlış. Doğru olan şey 3, 3'müş. yalnız 3. Üç. 3'e de bakalım. F A birleşim B. Şimdi F A birleşim B de tüm elemanların birleşimi var. Yani eksi 1 var 2 var 7 var. Peki F A birleşim F B yani şu iki kümenin birleşiminde ne var? E yine eksi 1, 2 ve 7 var. Dolayısıyla bu iki küme birbirine eşit olduğu için buna doğru diyeceğiz. Cevabımız B şıkkı olacak. Altıncı soruyu da çözdük. Geçtik 7'ye. A bir reel sayı olmak üzere. Gerçel sayılarda tanımlı fx eşittir a eksi 2 çarpı x kare artı a artı 1x artı a fonksiyonunun x1 x2 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı x1 x2'den her x1 x2'den küçük gerçel sayıları için aynı bir m değerine eşit olmakta. Şimdi x1 x2 kapalı aralığındaki ortalama değişim hızı bütün x1'ler x2'lerden küçükken yani herhangi birbirinden küçük olan iki değer kabul ettiğimiz takdirde x x seçtiğimiz takdirde aynı değere eşit oluyorsa sevgili arkadaşlarım demek ki bizim bu fonksiyonumuz doğrusal fonksiyondur diyebiliriz. Doğrusal fonksiyon. Çünkü değişim hızı her yerde aynıymış. Doğrusal fonksiyon ya da sabit fonksiyon da denilebilir tabii ki. E buna göre m kaçtır diye soruluyor sevgili arkadaşlarım bize. Şimdi yani ortalama değişim hızı kaçtır diye soruluyor. Arkadaşlarım burada a-2 çarpı x kare olursa eğer bu bir parabol olur. Yani ikinci dereceden bir fonksiyon olur. Bizim istediğimiz şey ikinci dereceden değil doğrusal olması. Dolayısıyla ben burada x kareyi yok etmek için a'yı 2 seçmeliyim ki burası 0 olsun ve gitsin. a2 olursa burası kaç olur? 2 artı 1'den 3 olur. 3x artı 2 Ortalama değişim hızı soruluyor. Yani aslına bakarsanız bu eğime eşittir ki bunun eğiminin 3 olması gerektiğini gayet iyi biliyorsunuz. Doğru cevap E seçeneği olacaktı. 8. soru. Gx fonksiyonu parçalı tanımlı biçimde verilmiş. fx x 0dan x sıfırdan büyükken fx'e x 0dan küçük veya eşitken de 2 eksi x'e eşit oluyormuş bu fonksiyon ve bu fonksiyon çift bir fonksiyonmuş. Buna göre fx fonksiyonu aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor bize. Şimdi öncelikle arkadaşlarım GX fonksiyonunun çift olduğunu biliyoruz. Ve biliyorsun ki çift fonksiyonlar y eksenine göre simetrikti. O halde arkadaşlarım sıfırdan küçük veya eşit e iken x'ler 2-x fonksiyonunu kullanacaksak. Burada 2-x fonksiyonu için x sıfırken burası 2 olur. x 2 iken de sevgili arkadaşlarım şurada. E, burası sıfır olacağı için bizim fonksiyonumuz aslında bakarsanız şöyle geliyor. Bunun devamını yazmıyorum. E, çünkü sıfırdan küçük veya eşitler için ben bu fonksiyonu kullanacaktım. E, y eksenine göre simetrik oluyorlarsa demek ki bizim fonksiyonumuz şu şekilde olacak ve uzantısı eksi 2'den geçecek. O halde benim şu e, kırmızıyla çizdiğim grafik fx'in grafiği olacak. E, bu şekilde düşünecek olursak eğiminin 1 olduğunu görüyoruz. x 0 içinde 2'den geçtiği için x artı 2 fonksiyonu fx'e eşittir diyebiliriz. Yani cevabımız A seçeneği olacaktı sevgili arkadaşlar. Bakın çok tatlı bir çift fonksiyon sorusu. Devam edelim 9. soruyla. Merve f ve g fonksiyonları için f bileşke gx eşittir g bileşke fx ise fx gx'e eşit olmalıdır iddiasının doğruluğunu her f ve g için sorguladığında arkadaşları da İmran, Efe ve Selim İkişer tane ya yani birer tane örnek vermişler F ve G adına. Bu örnekleri ile iddianın yanlışlığını ispat etmek istemişler. Buna göre hangi kişilerin verdikleri örnekler iddianın yanlışlığını kanıtlamak için yeterli olmuştur diyor. Şimdi aslında şöyle gördüğünüz üzere bunlar birbirinden birbirinden farklı fonksiyonlar vermişler örnek olarak. Demek ki Fx eşittir Gx'in olmaması durumunda da bu fonksiyonların bileşkelerinin birbirine olan bileşkenlerinin birbirine eşit olduğunu e, göstermek istemişler. O halde biz birbirine eşit bulanları işaretleyeceğiz, tik atacağız. Şimdi ben x eksi 1'i şurada yerine yazarsam x eksi 1 artı 1'den x gelir. x artı 1'i şurada yerine yazarsam x artı 1 eksi 1'den x gelir. Bak ikisi de birbirine eşit geldi. Birbirinden farklı olmasına rağmen bileşkeleri eşit geldi. İmran'ı aldık. İmran olmayanları eleyelim. C gitti fx eşittir 3x artı 2 ve gx eşittir 2x artı 5 demiş. 2x artı 5'i şurada yerine yazalım. 3 çarpı 2x artı 5 artı 2 dedim. Eşit olmaması gerekiyor. Ya da eşit olması gerekiyor. Özür dilerim. Şunu şurada yerine yazalım. 2 çarpı 3x artı 2 artı 5 dedim. Burası 6x artı 17. Burası da 6x artı 9 geldi. Birbirine eşit mi? Değil. O halde efe'yi biz doğru bir örnek veriyorsun sen diyemeyiz. Efe'yi sildik efe olanları. Şimdi selime bakıyorum. 5x ve 3x'i vermiş 3x'i şurada yerine yazın 15x 5x'i burada yerine yazın 15x bak ikisi de eşit geldi ama fonksiyonlar birbirinden farklıydı yani Merve'nin tezini çürütüyor o halde Selim'de olur cevabımız İmran ve Selim olacaktı sevgili arkadaşlar güzel soruydu devam ediyorum 10. sorumla 10. soruyu şöyle diyebiliriz ÖSYM ayarında olabilir yani Buradaki seçtiğim tüm sorular aslına bakarsanız ÖSYM ayarında olabilir ama bu PDF'de beğendiğim sorulardan bir tanesi. Ve aynı zamanda son soru. A gerçel sayısı f fonksiyonunun görüntü kümesinin bir elemanı olmak üzere fa sembolü ne anlama geliyormuş? f fonksiyonunun tanım kümesinde Görüntüsü A'ya eşit olan elemanların sayısını göstermekte. Aşağıda dik koordinat düzleminde 1.7 açık aralığında tanımlı f fonksiyonunun grafiği verilmiş. Bakın şu ne anlama geliyormuş? F fonksiyonunun tanım kümesinde görüntüsü A'ya eşit olan elemanların sayısı anlamına geliyormuş. buna göre f a ile f toplamı f c eşitse yani eşitliğindeki A B C sayılarının yerine şunlardan Hangileri getirilebilir diye sorulmuş. Şimdi Gençler FA artı FB artı FC demiş ya. Ben A, B, C'leri bu şekilde sıralarsam yani F5 artı F3 acaba F2'ye eşit olur mu? Görüntüsü 5 olan bu tanım aralığında kaç tane eleman var? Arkadaşlar bir şurada var 1 bir de şurada var 2 artı 3 olan kaç tane var? Burası boş olmaz. Bir burada var bir de burada var 2. 2 olan 4 tane var mı ona bakacağız. 2 olan sevgili arkadaşlarım, 2 nerede? Şurada bir yerde. 1, 2 tane var. Yani 2 artı 2, 2 eşit mi? Hayır o zaman 1 olmaz. 1 gitti. Şimdi burayı siliyorum. Devam ediyorum. 2, 6 ve 4. Yani F2 artı F6 eşit mi acaba F4'e diye bakacağız. Şu 2'ydi zaten. 6'ya bakalım. 6 şurada bir yerde ki bir tane var. 2 artı 1, 3 yaptı. F4'ün 3 olması gerekiyor. 4'e bakalım arkadaşlar. 1, 2... 3 tane var doğru. İkinci öncülümüz doğru arkadaşlar ve şimdi devam ediyorum. Üçüncü öncülle. Burada da diyor ki 1, 5, 3 yazarsak yani F1 artı F5 acaba F3'e eşit mi? 1 olan kaç tane var görüntüsü? Bir tane var. 5 olan kaç tane vardı? 2 tane var. 1 artı 2, 3 olması gerekiyor F3'ün. burada kaç tane vardı? 1, 2 tane vardı. Şu şekilde çizecek olursak. Demek ki sevgili arkadaşlar F3 2 olduğu için bu buna eşit olmadığından 3'ü de kabul edemeyiz. Cevabımız yalnız 2 olacaktı. Evet arkadaşlar son sorumuzu bu beğendiğim dediğim soruyu da çözdükten sonra artık fonksiyonlar videosunu da bitirdik. Bir sonraki videomuzda görüşünceye dek hoşçakalın, sağlıkla kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.